öncelikle ziyaretimizin sebebi Derya Başkanımıza başsağlığı dileği. Değerli babasını kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak 22. dönem milletvekili Harun Akın, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Akın, Akbıya taziye dileklerini iletti. Yoldaydık yani. Zonguldak'ta Merkez İlçe Örgütümüzün yapmış olduğu programa katılmak için direkt oraya gittik. Karaman'da ve Merkez İlçe köylerinde milletvekilimiz Sayın Deniz Yavuz Yılmaz'la birlikte, Merkez İlçe Başkanımız Ebru Uzun ve yönetim ve gençlerimizle birlikte sağ çalışması yaptık. 14 Mayıs seçiminin önemine değinen Harun Akın, Türkiye'de yaşamış olduğumuz ülkemizin sistemi, rejimi gerçekten ciddi şekilde halkın önüne geliyor. 20 yıldır iş başında olan ve değişen bu süre içinde Cumhurbaşkanı hükümet sistemi var. Pazar günü halkımız büyük oranda bu noktada karar verecek. Ben inanıyorum ki pazar günü çıkacak sonuç ne olursa olsun bu sistemin tekrar tartışmaya açılacağına inanıyorum. Biz örgüt terbiyesi, örgüt disipliniyle büyümüş siyasetçileriz. Örgütlü çalışmayı çok iyi bildiğimi iddia ediyorum. Bundan sonra yarın da öyle olacak. Yaşımız, ömrümüz yettiği, sağlıklı olduğumuz sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin şahsımdan istemiş her çalışmanın içinde olmaktan şeref duyarım dedi. Malumumuz pazar günü seçim var. Türkiye'de bugüne kadar yaşamış olduğum seçimlerin bana göre en farklısı, en önemlisi. Çünkü pazar günü çıkacak sonuç sadece bir partinin başarısı, bir kişinin bir koltuğa oturması veya bir makam mevki kazanmasının ötesinde bakıyorum ben. Türkiye'de yaşamış olduğumuz ülkemizin sistemi, rejimi gerçekten ciddi şekilde halkın önüne geliyor. Yani 20 yıldır iş başında olan ve değişen bu süre içinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Pazar günü halkımız büyük oranda bu noktada karar verecek. Ben inanıyorum ki pazar günü çıkacak sonuç ne olursa olsun bu sistemin tekrar tartışmaya açılacağına inanıyorum. Yani Zonguldak'ın sorunları olan bir kent olduğunun altını çizen Harun Akın, Zonguldak'ta herkes bir şey söylüyor ama benim bir iddia ettiğim konu var. Her insanın bir varoluş nedeni vardır. Zonguldak'ın varoluş nedeni kömürdür, enerjidir dedi. Türkiye'de böyle bir sistemin başarılı olma şansı, biz önceden de bunu söylüyorduk. Bundan sonra da bunu söyleye geleceğiz. Bence sıkıntı budur. İnşallah pazar günü halkımızla yaşamış olduğu süreçle ilgili önüne koyarak çok ciddi bir karar verecektir. Tabii ki çıkan karar ne olursa olsun biz her zaman olduğu gibi saygı duyacağız. Bu çerçevede de Zonguldak'tayım. Ben Zonguldak'ta uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde defalarca il başkanlığı yaptım, milletvekilliği yaptım. Seçim dönemlerinde bizden örgüt arkadaşlarımız,